Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Maskazının dişisi gitti. Hala dönüş yok. Bekliyoruz. Ben otlar fazla olduğu için otların arasında bir yerde yattığını düşünüyorum ama yine de başına bir şey de gelmiş olabilir. Tabii o da ihtimaller arasında. Bizim yerliler arkadaşlar 9 tane yavru olmak üzere 2 de anaç. Çok sağlıklılar. Şimdi şöyle söyleyeyim, baktığım dakikada çok fazla dişim var. Bu önümüzdeki sene için benim adıma çok büyük avantaj olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü güzel bir anacımız var. Zaten ben bunları da biraz daha çoğaltacağım. Yanlarına birkaç farklı ırktan, yerli ırktan erkekler de koyacağım, dişiler de koyacağım. Mastımız burada. Yine arkadaşlar bizim bu sene 3-5 ya 3-5 demeyeyim de birkaç tane yavrusunu alabildiğim dövüş kazlarımız. Bunlar da buradalar. Yani zaten bu sene yerlerine alışma dönemi mi diyelim, yoksa ırmağa alışmadılar mı diyelim. Yani dövüş kazlarını tanımaya çalışıyorum. Dövüş kazları gerçekten ilk geldiklerinde çok agresiflerdi. Artık buranın zaten lideri yine arkadaşlar Deli Yürek. Gidip de bizim yerli kazın erkeği veya mas kazın erkeği bizim Deli Yürek'e diş bileyemiyor. Onun için ondan dolayı arkadaşlar dişisiyle birlikte takılıyorlar. Yemeklerini yiyorlar. İşte valla otlarını ya çok fazla yayıldıklarını da görmüyorum işin aslı. Yavruluktan mesela benim yavrular sürekli otlarda yayılıyorlar. Sürekli bir bu anlamda ot yeme eğilimindeler ama dövüş kazlarında çok fazla bunu göremedim. Kendi yetiştirmelerimiz olduğunda da bunun bakalım nasıl olacağıyla ilgili de önümüzdeki dönemler bize bunları tecrübe ettirecektir diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi yerliler. Aralarda şeyler de var işte. Bir tane, iki tane arkadaşlar Deli Yüreğin yavrusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kahve, yumurtalar karışmış. Diğerlerinin çoğu beyaz. Beyaz olması da hoşuma gitti. Hani babaya çekmişler çoğu. Burada bu şekilde kazlardaki durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi sizlerle isterseniz bir de ördekleri paylaşalım. Tatlı ördekler arkadaşlar buradalar. Bunlar valla pislik dedim mi eşittir ördek. Yani ne yaparsanız yapın suyu hemen arkadaşlar çamura dönüştürüyorlar. Çamura dönüştürdükten sonra da yine yumurtalarında koku olur. Şimdi bu konuyu niye açtım? Geçenlerde bir kardeşimizle sohbet ettik. Bu arada yem buradaydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemi dökmüşler. Dökünce burada oralara gitmiş. Şimdi dıdı da burada, ıdı da burada, dıdı da burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. Konuşalım. Bunu da burada anlatmış olalım. Şimdi bazı arkadaşlarım diyorlar ki ya ördek yumurtası yenir mi? Arkadaşlar ördek yumurtası yenir mi? Tabii ki yenir. Ama dizanteriye sebebiyet verdiği hiçbir zaman unutulmamalı. Şimdi niye dizanteriye sebebiyet veriyor? Çünkü çok fazla çamurla uğraştığı için. Çok fazla balçık yediği için. Bundan dolayı yumurtası rağbet görmez. Siz hiçbir markette ördek yumurtasını göremezsiniz. Neden? Çünkü ördek yumurtaları arkadaşlar sağlığa, insan sağlığına zarar verebilecek, içerisinde bakteri ve virüsler taşıdığından dolayı. İnternete girdiğinizde ördek yumurtasındaki zararları nelerdir diye baktığınızda arkadaşlar en başta dizanteriye sebebiyet verdiğiyle ilgili bu yazıları veya bu açıklamaları okuyacaksınız. Bundan dolayı da zaten marketlerde Pekin ördeğinin yumurtasını demiş olduğunuzu göremeyeceksiniz. Şimdi bunu yiyenler var mı? Evet var arkadaşlar. İnsana zarar verme ihtimalinden dolayı şu anda satışı çok fazla yapılmıyor. Ama ne rağbet görüyor? Ördeğin eti rağbet görüyor arkadaşlar. Neden? Bazı eski videolarımda da söylemişimdir. Yeni dinleyen arkadaşlara da en azından bilgilendirme olsun. Arkadaşlar dünyada mide iç çeperini temizleyen, oradaki kalan tüm kalıntıları oradan ayrılmasını sağlayıp mide çeperinin iç çeperinin sağlığa kavuşmasını sağlayan et ördek etidir arkadaşlar. Ördek eti bu anlamda çok iyidir. Yani sağlık açısından mükemmeldir. Ve lezzeti de zaten tartışılmaz. Şimdi eti harikadır. Yumurtası ne için kullanılır? Yumurtası da işte ördeğin üretiminde. Düşünün. Yılda 260 tane yumurta yapan bir ördeğin yumurtasının
marketlerde olmamasının sebebi nedir işte, anlattığım gibi. Yoksa tavuk gibi yumurtlayan bir hayvan sürekli. Senede 260 yumurta yapar. Yoksa bunun sağlığa bir problemle ilgili bir sıkıntısı olmasaydı arkadaşlar çok ciddi anlamda ördek yumurtası görürdük her noktada. Ama sağlığa problem yarattığı için, sağlıkla ilgili bir problem oluşabileceğinden dolayı da ondan dolayı satış pazarlaması yok. Ama etinde arkadaşlar tartışılmaz. Onun için ördek eti in, yumurtası out arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyorlar ki abi ben ördeğime hiçbir şekilde suya sokmuyorum. Ördeklerimi kendim bakıyorum. Irmağa girmiyor, pis alanlara girmiyor. Yumurtasını yiyemez miyim? Yiyemezsin abi. Onda da yiyemezsin. Neden? Çünkü alın işte. Ben de suyu dökmüyorum ama bakın. Olduğu yere döküyor ve her tarafı çamur ediyor. Çamur ediyor. Yine bataklık, yine ılığı yaratıyor. Ve orada bunu bu şekilde arkadaşlar yani kirletiyor ve ondan sonra orada bu kirli olan toprakla ruhlaşmış, belki kendi kakası da olur, her şey olur arkadaşlar. Onu yiyor ve ördek yumurtası yine kokmaya devam ediyor. Şimdi biz ne yaptık? Hemen buradan gösterelim. Idıyı bıdıyı gösterdik. Bir de bizim Almanya'dan gelen, tavukların dünyasından gelen ördeklerimiz. Neredesiniz siz ya? Kaybolmuşlar. Aha burada, bakın arkadaşlar. Mükemmel bir renk kombinasyonu olacak. Kahve. Süt kahve olacak arkadaşlar. Renk almaya başladı. Bu Hint asker ördeği. Ama pomponu yok. Pomponlusu var, pomponsuzu var. Ama Hint asker ördeğimiz var mı? Var arkadaşlar. Kaç tane? 7 tane. Şimdi bunların diğerleri de vardı. Onlar nerede? Bakın. Bir tane de burada. Bak buralarda da diğer ördeklerimiz buralarda da yatıyorlar. Yine içerisi de dolu arkadaşlar. Arkadaşlar benim favorim yani. Oğlum Faruk amcana buradan bir selam söylesene. Tavukların dünyasına. Söyle oğlum. Tavukların dünyasından Faruk amcasının ellerinden öper arkadaşlar. Bakın o da ellerinden öper. Bakın kafalar uzun, ne kadar farklı ırklar arkadaşlar. Pekinlerle arasındaki farklar. İnce uzun orada da var. Yani şey söyleyeceğim, bunlar gelin bakalım, hadi gelin. Bede. Pekinler. Evet, yine bunlara günde 10 defa su veriyoruz arkadaşlar. Yine de doymuyorlar. Evet, hadi bakalım. Evet, bulundukları yerde işte bu sefer çamur ne yapıyor? Koku da yapıyor vesaire vesaire arkadaşlar. İşin dip totaline geldiğimizde isterseniz ırmağa sokmayın. Ne yaparsanız yapın. Kendi çamurunu, kendi balçığını, kendi lığısını kendisi yaratır. Onun için yumurtaları kokar. Ve bunun yanında da arkadaşlar dizanteriye sebebiyet verebilir. Ondan sonra biz ördek yumurtasını yani yemezsek faydası var. Ama eti için de hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Zaman yaklaştı çocuklar. Hep birlikte ırmağa gireceğiz. Ben de gireceğim sizinle. Söz. Bıdı hep yanımda bıdı. Arkadaşlar bıdı bırakmadı beni. Bıdım. Bıdı. Su vereyim hadi size. Evet arkadaşlar. Pekin ördeği yumurtası yenir mi? Cevabını söyledik. Pekin ördeği yumurtası koku yapar mı? Evet arkadaşlar, ne kadar kendiniz bakarsanız bakın. Kendi çamurunu kendi önüne sulup da koysanız yapacaktır yine. Bu anlamda yumurtaları çok şey olmayacaktır. Sağlıklı olmayacaktır ama et konusunda arkadaşlar tartışılmaz. Hepinize afiyet olsun diyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Her zamanki gibi yorumlarınız baş tacımdır arkadaşlar.
Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize sonsuz, çok ama çok sağlık diliyorum arkadaşlar. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Tommy! Tommy! Buraya gel. Tommy! Tommy büyük ihtimal ırmağa girdi. Tommy!